masif olaylar meydana geldi. Büyük Atatürk'ün Selanik'teki evinin bombalanması haberi... Yeter be Niko. Evlerimizin ilk gecesinde olacak şeydir. Ne diyorsun Belena? Görmüyorsun. Öldürüyorlar bizimkileri. Bir an önce gidelim buradan. Nereye? Yunanistan'a. Hiçbir yere gitmem. Memleketimiz burası. Yabancı memlekete gidip de ne yapacağız Niko? Burası bizim memleketimiz değil. Yok Niko, olmaz, gitmem. Hay Allah'ım, sen bilirsin ya. Ne laf anlamaz karısın sen. Anam, babam, kardeşim, bütün akrabalarım başbakan burada. Meclisin acele nasıl gidelim? Katiyen olmaz. Tamam tamam, kes, konuşma. Mağdur olan vatandaşların zararlarıyla ilgili kabineden bir karar çıkması bekleniyor. Ne oldu Lena, hayırdır? Yeni gelin bu kadar erken kalkar mı? Kalkar be Gönül abla. Ne oldu? Dün gece uyuyamadım. Niko ile tartıştık dün gece. Neden? Buradan Yunanistan'a gidelim diyor. Aa. İstanbul'daki olaylar gözünü korkutmuş. Bizi burada yaşatmazlar diyor. Olur mu hiç? Burası senin memleketin. Ben de aynı şeyi söyledim be Gönül abla. Hiç sorma. Üzülme, ben konuşurum Niko ile. Hadi yürü. Ver tepsiyi, ben alayım Gönül abla. Al bakalım. Evine sağlık. Hadi yürü. Stop. Bitti işte. Teşekkür ederim çocuklar. Bugünkü çalışma paydos. Nur, Filiz, size de teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de size teşekkür ederim Erdal Bey. Hoşça kalın. Arzu, ben gidiyorum. Bir şey var mı? Şey Erdal Bey, Akın Bey'i 3 gündür arıyoruz, ulaşamıyoruz. Telefonlarımıza cevap vermiyor. Evine not bıraktık. Bizi hala aramadı. Tamam. Siz ne zaman yola çıkıyorsunuz? Sabah 6:30. Ben Akın'ı alır gelirim Antalya'ya. Peki. Akşam otelde görüşürüz. Peki Erdal Bey. Akın! Akın, uyan! Allah kahretsin, ne oluyor ya? Ne yapıyorsun be? Ay, ne su döküyorsun? Defol git başımdan! İşe gidiyoruz, hadi kalk! Defol git. Ben çekime falan gitmek istemiyorum. Yaylan hadi. Yeter be, yeter. Boğuyorsun be. Ne yapıyorsun be? Gestapo şefi misin? Aynen öyleyim. Paraları alırken iyi, işe çağrılınca kötü. Hadi kalk dedim, yoksa yumruk geliyor suratının gelmiyorum ortasına. Be, gelmiyorum. Ne yapacaksın? Tamam, tamam, gelme. Allah. Film için verdiğim avansı geri ver. Çekime, mekime de gelme. Aa, avans mı istiyorsun? Dur bakalım, var mı burada? Burada yok. Burada da yok. Al sana avans. Ne avansı be? Bende para mı kaldı? Ulan 5 günde o kadar parayı nasıl yersin sen? Borçlarım vardı, borçlarımı ödedim, oldu mu? Senin paranla da kendime bir güzel ziyafet çektim. Anlayacağın, para yok. Kapik yok. Nanay. Finito. Mafiş, para yok. Ne alt edersen et şimdi. Ben de rahatıma bakayım. Burayı terk et hadi. Hayır, rahatına filan bakamazsın. Lan bir de lan, gördük mü lan? Tamam, sen değil miydin lan? Tamam, bana bir iş bul diye yalvaran. Bulduk işte seni, yapınca kabul etmeyeceğim diye canım çıktı be. Lan gebertirim seni lan, gebertirim. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol, tamam, tamam. Sen manyak mısın be?
Manyağım var mı ulan? Manyağım, deliyim. Dur. Tamam, gelmiyor tamam. Musun? Tamam, sakin ol. Tamam, geliyorum. Tamam, sakin ol. Tamam, oldu. Tamam, çabuk hazırlan, çabuk. Merak etme. Çabuk hazırlan, tamam. Yola çıkıyoruz. Biz nereye gidiyoruz? Antalya'ya. Antalya. Akşam orada olmamız lazım. Tamam. Ulan sen tamam, sakin ol. Tıraş ol. Favorilerini de kısalt. Sıradan bir adam işte, ne olacak? Sıradan biriymiş. Neden okumadın senaryoyu? Okudum diyorum ya. Hayır, baktım dedin. Neden okumadın, ha neden? 2 senedir bana bir rol bul diye kafamın etini yemedin mi sen? Sana iş buluyoruz, seni kabul ettiriyoruz. Sen senaryonun yüzüne bakmıyorsun. Derdin ne senin ha? Buna bile cevap vermiyorsun, derdin ne senin? Konuşsana be adam, derdin şişelerin arkasına saklanmak mı? Bir şey söyle. Abi yeter be, yeter artık. Ben senin kölen miyim? Kölemsin. İtirazın mı var? Evet. Evet, sen şu anda benim kölemsin. Filmin boyunca benim bir oyuncumsun ve kölemsin. Oynamıyorum. İstifa ediyorum. İndir beni arabadan. İstifa ediyorum. Oynamıyorum. İstemiyorum. Hadi. Sıkıysa in arabadan göreyim seni. Hadi in. Ezerim ulan seni. Kimse tamam. Parçanı bile bulamaz. Anladın mı? Köpeklere yem olursun. Allah'ın cezası. Şimdi beni iyi dinle. Arkadaşımsın, dostumsun. Sana iş bulmaya, seni çalıştırmaya mecburum, anladın mı? Evet, mecburum. Arkadaşlık, dostluk bunu gerektirir. Yoksa nasıl arkadaş oluruz? İyi bir aktördün, disiplinsizlik yapa yapa sonunda kötü bir aktör oldun. Çalışmaktan sıkıldın. Çalışmayan aktör iyi aktör değildir. Sonra sıradan aktör oldun. En sonunda da alkolik bir aktör. Senin o kahrolası şişelerin içinde kaybolmanı istemiyorum, anladın mı? Onun için bu filmde oynayacaksın, çalışacaksın. Hem de çok ciddi çalışacaksın. Tekrar iyi bir aktör olacaksın, anladın mı? Anladın mı dedim? Evet, anladım. Güzel. Evet. Al şu senaryoyu okumaya başla. Ahmet rolünü iyi kavra. Adam sakin ama içinde fırtınalar kopan biri. Hadi başla.